İsminiz? Mehmet Kaygusuz. Mehmet Bey, size 5 yıl olarak lakabınızda kimler derler? İmamlar. İmamlar. Evet. Peki bu şimdiye kadar 5 yıl devayat burada. Nasıl başladın bu işi, buraya nasıl getirdin? İlk başlangıçta şöyle özgeçmişini anlatabilir misin? Baba mesleğimiz. Evet. Doğmacılıktan başlangıçta Savan'ından, Kilim'inden buraya kadar geldik. Peki sana da sorayım. Bu Besni'ye niye göçtük? Bu millet niye dağıldı? Senin görüşün nedir? Fikrin nedir? Neden dağıldı yani? Vallahi ilerleme için işte. Besni biliyorsunuz işte bak bir yer. Evet. İlerleme için geldik. Orada baktığınız gibi genişleme, satış yok, genişleme yani, alanı yok. Sapa düşen bir yer işte. Evet. Ulaşım yetmişlerle. Şimdi buradan memnun musunuz? Memnunum şu anda, Allah'a şükür. Zaten Antep halkı da hemen uyum sağlayacak, evet. Aynı bizim gibi. Onlar da çalışkan yani. Tabii, sağlıyoruz. Evet. Evet. Bu sizden mi? Şimdi bir de şu var. Biliyorsun aşağı şehirde güzel hamamlarımız vardı, camilerimiz vardı, çeşmelerimiz vardı, ne bileyim köprülerimiz. Bunlar şimdi görüyoruz ki yerle bir olmuş. Evet. Acaba bu neden oldu? Biz Besni esnafı oradayken bir haliye düştü müydü? Tamam, düşmezdi. Tabii, ha. Bu Besni'nin halkı demek ki o camileri ayakta tutan esnafmış. Öyleymiş. Esnaf gittikten sonra viran oldu. Bunda senin görüşün nedir? Neden oldu acaba? Bu ilgisizlikten herhangi neden oldu yani? Senin görüşün nedir ya? Fikrince. Vallahi görüşüm bilemiyorum. Kadir Bey şimdi demek ki insanlar biraz samimiyeti boşa suistimal etti herhalde işte. Başka tabi güzelliği düşünemiyorlar. Halbuki tarihi bir yer. Tabii. Bugün parayla ölçülmeyecek belki bir tarihe sahip. Tabii. Şahsen şey yapıyoruz yani, üzülüyoruz. Memleketimize gittiğimiz zaman özlemek duyduğumuz yerler var tabii bu yüzden gibi. Zaten bizim esas doğduğumuz yer oraya yani. Onun nereye kadar yukarı şehir gelmiş, hiç buz geliyor. Öyle. Ha bir dağa gitmişin gezmeye, bir otelde kalmış, gelmiş gibi oluyor. Ama aşağıya indin miydi, bütün hatıralar gözün önüne tabii seriliyor değil mi? Öz yerimiz orası tabii. Kabristanlarımız, şeyler. Peki şimdi diyoruz ki biz Besniler burada hepsini filme alıyoruz. Gayemiz de bu töremizi yaşatmak. Eski annelerimizi tarihe mal etmek. Şimdi senin bu konuşmanı bir tarih olarak saklayacağız. Neden? Besni artık göçten aileler birbirini tanımaz hale geldi. Evet. Sülale soy sop kayıp oluyor. Evet. Biz bu kayıp olmaması için bir arşiv film tarihi yapıyoruz. Yani Besni'nin nüfusunu filmle. Canan şimdi abi, seni açtın mıydı? Kağıt defter aramaya gerek yok. Seni gören tanıyacak ha filanın oğlu filan şu mesleği yapıyor. Dükkanınla beraber. Evet. Değil mi? Şimdi diyoruz ki ya Besniler burada hepsi kirada bakıyor. Öyle. Gerçekten üzülüyorum. Bu sadece kilimcilikte değil. Biraz sırt sırta verelim. Bir de şirket kuralım. İmar şirketi. Yapı. Mesela Besniler'e dükkan yapsın. Böyle bir güzel bir site yapalım. Altı dükkan mesela üstünde salon olsun. Misafirhane. Misafirhane. Gençlerimiz bir yerde eğlensin. Mesela düğünümüzü orada yapalım. Daha üstüne de bir misafirhane olsun. Yataklı, yemekli. Bir müşteri geldiği zaman Diyarbakır'dan veyahut da herhangi bir yerden orada yeşil içsin, parası sabahleyin kahvaltısını yapsın, aşağı insin. Birinden havlu alsın, birinden halı alsın. Alır gider. Evet. Şimdi çekini kessin, gitsin. Hiçbir şeye maruz kalmadan. Artık çağ bunu istiyor. Güzel, değil mi? Özlemli bir şey. Şimdi bu adam gittiği yerde zannetmiyorum ki Besniler'in haricinde alışveriş etsin. İmkanlar sağlandıktan sonra iyi bir muamele gördükten sonra bu gittiği yerde ne diyecek abi Besniler gibi yoktur kardeşim. Ekmeği yenir, aşı yenir. Beleş giyiriyorsun, içiyorsun. Sabahleyin kalkıyorsun, kahvaltını yapıyorsun. 5 kuruş almıyorlar. Böyle misafirperver bir millet görülmemiş ya. Git de gör. Der mi demez mi? Evet. Sen nasıl dersen o da diyecek. Tabii. Ne olacak? Bu bizim çıkarımız olacak. Tabii. İşte bu bir de folklor kuralım diyoruz. Bu folklorla da tanıtalım. Ne üretiyoruz, ne tüketiyoruz, kime, neler yaptığımızı. Şimdi bunu televizyona versen masraflıdır. Ama folklorla tanıtırsak masrafsız, devlet de bizden fayda gösteriyor. Yani ilgi göstereceklerdi yani.
masrafsız bir reklam yapacağız. Onun için Besli'nin töresi yaşaması için de bir folklor kuralım diyoruz. Ve Antep'te ya Besli'de. Gitsin Antep'ten binsin, o altında arabası var. Mersin'de Besli'nin düğünü var. Yapsın, milleti eğlendirsin, gelsin. Uşak'ta mı var? Gitsin. İki gün önce Besliler doyasıya eğlendirsin, tabii gelsin. Besli düğünü olur. Ha. Şimdi bu sokağa para atmaları bırakalım, günah. Bu gençlerimiz bunu getirtirsin. Kendi derneklerimize para getirsin. Evet. Değil mi? Hem derneği ayakta tutar, hem bu gençler bir sanatsal bir beslim için çalışırlar. Evet. Bu gibi şeylerde de sizden ne maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Buluruz. İyi olur. Güzel bir şey olur. Ha. Yani şey. Bu memleketi artık 20. yüzyıla giriyoruz. Yani ki artık bu işin zamanı geçiyor. Evet. Gerçekten öyle. Üzüntü yani. Neden kira verelim ya? Hüseyin. Ha, size Besli'li olarak lakabınızda kimler derler? Şimşekler. Peki bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Babangil, siz kaç yıldır bu mesleğin içindeler? Ata mesleği. Ata mesleği devam ettiniz. Peki bu Antep'ten memnun musunuz? Yani böyle toplumsal böyle bir şeyiniz oluyor mu? Yani uyum sağlıyorsunuz değil mi? Tabii. Antep için. Tabii. Yani şimdi buradaki imkanı 5000 dosya bulabilir miydiniz? Yok, imkanı yok. Yok değil mi? Acaba neden? Bu 5000'de neden imkan bulunmadı? Neden göçtük biz merak sen buraya? Senin fikrin nedir yani genç olarak? Bence benim görüşüm 5000'in coğrafi yapısından. Ha. Yani şehir olarak yapılaşmadan. Evet. Efendime söyleyeyim. İşte coğrafi yapıdan elverişsiz, koşullar elverişsiz. Evet. İkincisi de şöyle, bizim yapacağımız çalışmalara, Besli'nin sanatsal çalışmalarına elverişli bir saha olmadığından ve yaptığı, tabii, ürettiği malı da pazar bulup satamadığından meydan aradı, tabii, geldi Antep'te buldu. Esas gerçek bu. Tabii. Evet. Şimdi baban gibi buraya getirmiş. Şimdi sana soruyor. Sen dese ki baba oğlum ben anahtar sana. Ne yapmak istersin? Sen ne yapmak istersin? Bundan sonrasını sen neler yapmak istersin? Çağa uygun nasıl geliştirirsin? Gönlünde ne var yani? Ne yapmak istersin şimdi? Baban dedi al oğlum kilidi sana. Devlet de dedi ki sana teşvik vereceğim. Ne yapmak istersin? Neler alırsın? Ne işi yaparsın? Doğuştan beri biz gözümüzü açtık bu meslekte. Mesleğe ilerledik. Daha iyi teknolojiyle, daha iyi makinaları işte gerekirse Avrupa'dan makine getirmek. Mesleği genişletmek. Avrupa'dan makine getirip mesleğe daha ileri seviyeye getirmek. Teknolojiye ayak uydurup geniş kapsamlı toplumsal toplumsal bir yaşama ayak uydurarak daha büyük iş, daha imkanı yaratıp hem milletine hem devletine faydalı kişi olmak. İnsanın sadece karnını doyurması değil, başkalarını doyurmak da bir fazilettir. İkincisi de diyoruz ki bak, burada herkes kirada oturuyor. Şimdi sadece bu işte olacağım, bir de şirket kuralım ya. Halıcılıkta, tekstilde varız. Bir de bu şirket kuralım, ev yapalım. Konut yapalım. Fabrika yeri yapalım. Bu da para kazanan bir kârlı iş. Evet. Böyle bir teşkilat kuralım. Mesela Besliler Yapı Limited şirketi. Evet. Yahut Anonim şirketi. Değil mi? Tabii. Şimdi bütün dernekler buraya ortak olur. Nerede Besli'nin evi mi istiyor? Yazıhane iş yeri mi istiyor? Yapalım. Böyle
Fabrika yeri mi lazım? Yapalım, yapsın. Biz bunu başka müteahhite verecek, yapmayacak mı? Müteahhit de kar alacak. Tabii, değil mi? Tabii muhakkak. Şimdi bizim Besinler'de zaten şimdi kooperatifleşme olayı yoktur. Ha. Kooperatifleşme yok Besinler'de. Herkes kendi işinin patronu olma arasında. Herkes kendi, ne bileyim, kendi çabalarıyla bir şeylere sahip olma hevesinde. Aslında şimdi, birleşirse gerçekten yani kendi iş alanımızın dışında başka işlere de yönelebilir. Yani bu işleri bırakın. Tabii ya. Kesinlikle bırakın. Mesela senin bir kardeşin bu 5 kişiyi doyurmaz. Tabii. 2 kişi alın oğlum size 50 milyon. Tabii, siz de şu işe girin, bina yapın, şunu yapın, bunu yapın. O da bir sermaye ya. Tabii, ha. Şimdi şöyle bak. Bir insanın evi, iş yeri, garantisi olmadıkça ne kadar çalışıyorum dese güven sağlayamaz. Tabii muhakkak. Ha. Bu önemli. Hayat garantisidir zaten. Ev, iş yeri, hayat garantisi. Hayatın, ailenin yapısal güvencesi yuvadır. Evet. Ha. Yuvasız insanın muallatta uçan, yarın ne olacağı bellisiz bir şeydir. Onun için altında araban olabilir şimdi. Bugün işin dönebilir. Yarın bunun tersi olduğu zaman evine çekilirsin, bir iş yerini kiraya verirsin, yet yapmazsan yine sana bakar. Bir güvencen vardır. Evet. Onun için bu kiradan kurtulmak için bir teşkilat kuralım. Hem bize ev yapsın, hem bir site kuralım. Güzelce altında dükkanımız olsun. Üstünde de güzel salonumuz olsun. Milletçe oturalım. Artık bu kahve keşelerini bırakalım. Bu patron, madem patronluk taslıyorsak, patronluk böyle olur. Güzel yer yaparsın, aileler toplanır, birbiriyle tanışır, özleşir. Değil mi? Tabii. Yani ölü de diri de koşuyoruz da burada da koşarız. Ondan sonra üstüne de güzel misafirhane yapalım. Çok güzel olur. Ha, Besinler'e şanına uygun. Nereden? Mesela Adana'dan, Malatya'dan, Diyarbakır'dan misafir geldi mi orada yesin, içsin. Güzel sabahleyen kalksın, tıraşın olsun, kahvaltını yapsın, aşağı insin. Güzel. Aşağıda bütün dükkan. Ondan kavlasın, ondan battaniye alsın, ondan kilim alsın, ne aldıysa alsın, malını hemen sahurda sarılsın, adam çekini gelsin, selamünaleyküm desin, çantasını alsın gitsin. Ne diyecek gittiği yerde? Ya işi rast kesin, Besinler canım bu işin şeyi, çok misafirperver, münever insanlar ya. Gidiyorsun kardeşim, otelde yatıyorsun, ne para istiyorlar, sabahleyin kalkın güneyle, kahvaltını yapıyorsun, iniyorsun, malın bağlanıyor. Çekini kesin, çantanı alın, gül yok ya böyle. Herkes buraya gelecek. Artık bu teknoloji değil, bu ulaşım aracını kullanmak zamanı geldi. Tabii. Madem biz bu yoldan ekmek yiyorsa bu yola başvuracağız yani. Bir öneridir bu yani. Tabii, çok güzel. Ha, bir şey olarak, terim olarak sürüyoruz. Ha, bunu sürmek için, tanıtmak için de bir folklor lazım. Zengin folklorumuz var, bunu da kuralım. Ne ürettiğimizi folklorla beraber sergilerim Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne. Bizim Gürcistan'a, ondan sonra Kazakistan'a, Asya'daki Azerbaycan'a sergileyelim. Neler yaptık Besinler? Hem düğünümüzü hem çalgımızı. Bu folklor imkanı var. Ama başka türlü imkan bulamayız. Folklora her dünyanın her yeri kapısı açık. Tabii. Folklora dünyanın her kapısı açık. Hangi devlete gidersen git. Misafir gibi karşılarlar. Onun için bu folklor çok önemli. Bunda da müsbet menfi, maddi ve manevi katkıda bulunur musunuz? Öyle bir imkanlar yaratılsa yaparız yani. Evet. Öyle bir imkanlar yaratılsa. Yani görüşünce nasıldır bu? Çok güzel. Çok güzel bir fikir. Katılınacak. Besinlerin uygarlığına yakışır bir sistem değil mi? Tabii muhakkak. Çiz kazan. Kazı kazdın mı? Tamam. Yaz al. Yaz al. Yanlış.